Ay sen evde misin hala ya? Vallahi ben anlamadım ki stajyer misin, patron musun? Sabah izin aldım işte doktora gideceğim diye yalan uydurup biraz uyuyayım diye ama fazla uyumuşum. Şimdi de telefonum yok. Fazla uyumuşum. Nazlı. Bitti mi? İyi misin peki? İyiyim. İyiyim Fatoş. Gerçekten. Ya üzerimden yük kalktı, daha ne olsun? Onu görmeyecek olmanın yükünü nasıl hafifleteceksin Nazlı? Buldum telefonumu. Ah ablam, ne yaptın sen? İşe gittin, geldin. Ne oldu? Gittim, geldim. İşimi bitirdim. Nazlı bu sabah istifa etti. Neden? Nedenini ikimiz de biliyoruz Asuman. Niye tekrar tekrar konuşuyoruz? İyi de ablacığım, iyi düşündün mü? Çok düşündüm ablacığım. Bir ömre yetecek kadar düşündüm. Bak bundan sonra bir daha hiç düşünmeyeceğim. Kafa rahat, mis gibi. Hadi sen işe geç kalacaksın. Şimdi olayı bir gözden geçirelim. Geçirelim. Bir erkek ve bir kadın. İkisi de birbirinden hoşlanıyor. Aralarında muazzam bir çekim var. Devam. Kadın elle tutulur hiçbir açıklaması olmadan sürekli erkekten kaçıyor. Ve son perde, istifa. Sonuç? Nazlı senden bir şey saklıyor olabilir mi? Ne gibi bir şey? Bilmiyorum. Yani bir açıklama bulmaya çalışıyorum. Belki de senden sakladığı bir şey var. Ve bu yüzden kaçıyor. Hiçbir zaman bilmeni istemeyeceği bir şey. Geçmişiyle ilgili bir şey mi yani? Nazlı'nın daha önce banka soyduğunu zannetmiyorum Engin. Yani belki bilmiyorum. Belki de ailesiyle ilgili bir şey. Ailesi bildiğim kadarıyla Antakya'da. Burada Asuman'la yaşıyor. Asuman. Asuman. Asuman'la ilgili olabilir mi? DJ daha önce salsa gecelerinde çalmış mıydı? Çok iyi. Peki böyle şarkılar arasında tarzdan tarza geçiş yapabiliyor mu kolayca? Süper. Ya benim bir de böyle eskilerden kalma bir listem vardı. Onu vereyim ona. Tamam. Tamamdır, görüşürüz. Eyvallah. Yani bir keresinde karakola düşmüşlerdi, hatırlıyorsun. Hmm. Ne olduğunu söylememişlerdi. Yani yanlış anlama falan diye geçiştirmişlerdi. Evet. Nazlı'nın bu yüzden benden kaçtığını düşünüyorsun. Kim bilir, belki de. İyi de Engin, yani Asuman ne yapmış olabilir ki? En fazla bir kavgaya ya da tartışmaya karışmıştır. O da en fazla. Bu Nazlı'nın neden benden uzak durduğunu açıklamıyor. Belki de açıklar Ferit. Henüz araştırmadık. Haklı olabilirsin. Bakalım bakalım halının altından neler çıkacak. Gel. İtalyan misafirlerimiz kahvaltılarını yaptılar. Otelden ayrıldılar. Şimdi de Sultanahmet ve Kapadokya'ya turlarını yapacaklar. Sonra toplantı için buraya gelecekler. Tamam, teşekkürler Asuman. Asuman. Efendim Ferit Bey. Ablanla konuştun mu bugün? İstifa etme meselesinden bahsediyorsanız haberim var. Maalesef. Maalesef. Yani böyle bir anda istifa etmesine üzüldüm tabii. Sence neden yaptı bunu? Bence. Ben bilmiyorum ki, benim hiçbir fikrim yok. Şey, İkbal Hanım bana kızmadan ben işimin başına döneyim en iyisi, olur mu?
Şimdiden bir ses doğru yolda olduğumuzu söyleyin.